Millet İttifakı'nın Batı Yalnız Politikaları Amerikan Merkezi Politiko dergisine yayınlandı. Seçimlere sayılı günler kala Batı medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mercek tutuyor. Politiko'nun yayınladığı 2023'ün en önemli seçimi Türkiye başlıklı yazı seçimlerin önemini gözler önüne seriyor. Yazıda Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolü, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya ile ilişkileri, göç politikası ve Doğu Akdeniz'deki gerilimleri nasıl ele alacağı konusunda başvurulan isim CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz oldu. Çeviköz, Millet İttifakı'nın ABD çıkarlarından yana politikalarını bir bir anlattı. Türkiye'nin NATO üyesi olduğu gerçeğini vurgulayacağız ve Rusya ile görüşmelerimizde kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayacağız. Ancak Rusya'ya Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız. Osman Kavala'dan da, efendim Selahattin Demirtaş'tan da eğer harp okulu öğrencileri darbeci diye yıllardır içeride onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız bize. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Ankara'nın NATO üyesi statüsüne daha fazla vurgu yapacağını söyleyen Çeviköz, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük söylemlerini yineledi. Bu tüm müttefiklerimize ve tüm Avrupa ülkelerine Türkiye'nin demokrasi yoluna geri döndüğü mesajını verecektir. Millet İttifakı Doğu Akdeniz'deki gerilimleri Kıbrıs Türklerini yalnız bırakarak sonlandırmayı planlıyor. Ünal Çeviköz, Ankara'nın Kıbrıs'ın iç siyasetine müdahale etmemesinin önemli olduğunu söyledi. Politikoya göre Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi durumunda Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine yönelik veto'yu sona erdirecek. Merhaba asker. Hı. Yazıda seçimlerin Erdoğan içinde tarihi bir önemi olduğunun alta çiziliyor. 14 Mayıs'taki seçimin Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı boyunca en çekişmeli seçim olmasının beklendiği kaydediliyor.